İsmail Coşkun, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Güneyliyim, Adanalıyım. 1977 İstanbul Sosyoloji girişliyim. 81 mezunuyum. 86'da üniversitede asistanlığa başladım. Sonrasında halen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Çalışma alanlarım bir modern toplum eleştirisi vesaire bağlamında klasik ütopyalar üzerinden bir ilgimiz, bir okuma çalışmamız var. Türk modernleşmesi esas ilgim. Uygarlık tarihi, özellikle Anadolu coğrafyasını merkeze alan uygarlık tarihi okumaları, çalışmaları vesaire söz konusu. Esere dönüşmüş değil, ilgi düzeyinde bunlar. Umarım esere dönüşür. Biz, benim kuşağım Türkiye tarihinin sıkıntılı dönemlerinden bir tanesidir. 1970'ler Türk siyasi tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden bir tanesidir. Yani Soğuk Savaş'ın Türkiye'yi çok fazla etkilediği, Soğuk Savaş içerisinde güç ilişkilerinin Türkiye'ye yansıdığı, iç siyaseti, ekonomisini, siyasetini, kültürünü fazlasıyla böldüğü, adeta düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı bir dönemdir 70'ler. Biz o dönemde delikanlılığı süren bir kuşağız. 12 yıl öncesi kuşak, 68 kuşağı sonrası bir kuşağız. Sorunlu bir dönemdi. O günkü siyasi hadiseler vesaire çerçevesinde biraz bizim de siyasi ilgilerimiz vesaire vardı. Biraz sosyoloji, toplumun bilimi olarak öğrenip, ilgi duyup bir toplumsal dönüşüm vesaire, bunun imkanı nedir diye daha o dönemden kafa yorma, öyle bir ilgiyle bir sosyolojiyi seçmemiz söz konusu. Sonra bu ilgi daha çok Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü de biraz öyledir. Daha yoğun bir biçimde tarihle ilişki içerisinde bir sosyoloji yapma motivasyonu yüksek bir sosyoloji anlayışına sahibiz denilebilir. Türk toplumu özel olarak sosyolojiye ilişkin bir refleksi vesaire nedir? Çok bu konuda bir araştırma vesaire müstenit, ona yaslanarak konuşmuyorum ama Türk toplumu kendi okumuşuna, insanına, entelektüeline, bilime inanan bir toplumdur. Aydın'ın topluma bakışının tersi bir ilgi söz konusudur. Aydın, okumuşumuz, küçük burjuva, entelektüelimiz Türk topluma biraz uzaktan, biraz mesafeli, belli toplum koşullarında, belli tarih koşullarında, belli kültür koşullarında kalmış gibi yukarıdan, dışarıdan bakma konumunda olur. Genellikle bu böyledir. Bunun istisnaları yaygın vesaire. Ama genellikle aydın toplumla ilişkisine biraz mesafeli. Türk toplumu öyle değil. Kendi insanla, entelektüeline, aydınla olumlu bakar. Yani bir çıkış imkanı, bir yol gösterme imkanı, bilen, uzmanlık, otorite anlamında bir anlam atfeder. Bu anlamda bilime ya da uzmanlığa ya da otoriteye bakışı sorunlu değildir, olumludur. Bu anlamda bir bilim alanı olarak, bir beşeri bilim olarak sosyolojiye de olumlu. Yani yeter ki onun derdine derman olacak bir şeyler üretsin. Onun dinine, tarihine, kültürüne, siyasetine, sorununa dokunan, onunla ilişki kuran bir çaba içerisinde olan bir sosyolojiye Türk toplumu açıktır. Yani ilmin başı da tecessüs, dünya ile ilişki kurmamızın başı da tecessüs, meraktır. Merak başkasının mahremiyetini anlama çabası, merak etme değildir yani. Gerçekliği, dünyayı, olayları nasıl anlamlandırabiliriz? Bu anlamda tecessüs dini gelenekte yasaklanır, kınanır. Ama bu anlamda dünya ile kuracağımız ilişkide ilmi tecessüs, merak teşvik edilir. Benim neyi merak ediyorum dersen, ben gerçekten Türkiye tarihini, toplumunu, Türk insanını, İslamiyet'i, bizim coğrafyamızın dinamiklerini, buradaki bütün bu hikayenin altındaki yatan toplumsal, tarihi, siyasi, ekonomik hikayeler nelerdir? Hep oralardayım. Edebiyat okurken de oradayım. Sosyoloji okurken de oradayım. Avrupa gelişmesini okurken de oradayım. Uygarlık tarihini, Hititlerini okurken, Troya'yı okurken, Hektor'un hikayesini merak ederken, Asur'u merak ederken de hep bizim bu coğrafyada nasıl, neyin mirasçısı olduğumuz, insan olarak, birey olarak, Müslüman olarak, entelektüel olarak, Türk olarak, Türk entelektüel olarak, Türk bilim insanı olarak, hep benim ilgilerim daha çok oralarda. Tarih ve edebiyat merkezi bir ilgi alanı. Büyük bir felaket yaşadık ama Türkiye dün birçok hadiseyi karşılama performansı göstermişse, biz bir imparatorluğu kaybettik.
arkasından yeni bir devleti kurma başarısını gösterdik. Bu devleti de yaşatmaya çabalıyoruz. Daha iyi bir yere getirme noktasında yol gitti Türkiye 100 yıldır. Gitmeye devam ediyor. Bu tür afetler ani gelişen, hızlı gelişen ama müdahale edilen, yönetilen bir süreç. Genç insan olarak bir sefer çok hızlı bir biçimde gündelik hayatımıza dönme, kendi üniversite anlamında, akademik anlamda, entelektüel anlamda önümüze koyduğumuz hedeflere hızla kilitlenmek durumundayız. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye bu işlerin üstesinden gelir. Yani çok fazla eleştirel olandan ziyade yapıcı eleştirileri işlerin daha iyi gitmesi konusunda şey yapabiliriz. Genç insan ne yapabilir? Genç insan gönüllü çabalara katılabilir vesaire. Bunda da şeffaf, açık, güvenilir, gördükleri ilişki alanında her türlü meseleye, soruna omuz vermeye, onun aşılması yönünde insanımızın hayatını kolaylaştırıcı vesaire ne yapılabilir konusunda bir çaba içerisinde olabilir. Bu sefer ben bütün o 80 sonrasında başlayan küreselleşme paradigmasıyla başlayan, 90'larda Türkiye'yi saran, 2000'lerin başında etkilemeye devam eden postmodern paradigmayı okumaya biraz mesafeliyim. Halen de beşeri bilim alanları dahil, sosyal bilim alanları dahil daha çok klasik gelenekle, klasik paradigma, pozitivist paradigma üzerinden gidiyor. Postmodern okumalar bir şey söylüyor mu? Söylüyor. Ama soruna müdahale etme, dokunma, oradan neye, hangi güce, nasıl yaslanacağı konusunda bir siyaset üretmesine bir imkan verme anlamında bize bir bakış, bir kolaylaştırıcı bir şey sağlıyor mu? Ben orada mesafeliyim. Çağdaş bilim de zaten klasik paradigma üzerinden gidiyor. Dolayısıyla hangi sese kulak vereceğiz? Genç insan olarak bir sefer bütün bu seslerin ayırdına varmak. Hangimiz Türkiye'nin hikayesine dokunuyor? Hangi ses Türkiye'nin hikayesine dokunuyor, onunla ilişki kuruyor? Bu iddiada olan sesleri çapraz, mukayeseli karşılaştırarak ve gerisindeki hangi tartışmaların ürünü olduğuna bakarak, bağlamlaştırarak bakmaktan yanayım yani. Sabahat Ayrı Türk düşüncesinde, Türk edebiyatında çok kıymetli bir yazarımız, insanımız, büyük romancı. Yani Türkiye'deki yerleşik edebiyatı, o kanonik edebiyatın gerçekten kurucu isimlerinden bir tanesi. Genç bir insan olarak nereden başlayalım sorusunu sorduğunuzda ben kesinlikle bir Mülkiyet Kalesi'ni çok iyi okunmasını arzu ederim. Aynı şekilde Göl İnsanları'nda, Göl İnsanları öyküsünü, Arabacı öyküsünü, Bir Kondurma Siyasetini okunmasını isterim başlangıç olarak. Ama eğer yakın dönem Türkiye hikayesini biraz izlemek, bakmak bir romancı gözüyle buradaki bizim hikayemizi, dramımızı, çelişkilerimizi, gerilimlerimizi, aydınımızın öyküsünü, siyasetimizin öyküsünü yakalamak isterse muazzam bir dramlaştırma denemesi olarak Yorgun Savaşçı, şeyin insanları, Mahpusu, Kurtkanlı, Yol Ayrımı, Bozkır'daki Çekirdek şeklinde devam ederim. Ama Bir Mülkiyet Kalesi benim için çok önemsediğim bir metindir. Türk modernleşmesi gibi buna baktığımızda bu çizgideki metinleri merkeze alıp bu sıralamayla okumak isterim. Ama Devlet Anayı genç insan olarak birkaç yılda bir tekrar okunması gereken bir klasik metin olarak mutlaka okunmasını, ilişki kurmasını isterim.